Murat Kelkitlioğlu Hrant'ın kör arkadaşları 19 Ocak Hrant Dink'in katledilişinin 12. yıl dönümüydü. Kendilerine Hrant'ın arkadaşlarıyız diyenler buradayız ahparik dövizleriyle yine Agos gazetesinin önündeydi. Kurşunun ilk sıkıldığı günde bugün de suikasti doğru tahlil etmiş değiller. Hrant'ın anısını hala basit bir devlet düşmanlığı üzerinden yaşatmaya çalışıyorlar. Ki bu işlerine geliyor. Böylece samimi olanları tenzih ediyorum, hücrelerine kadar işlemiş olan bölücülük virüsünü besleyebilecekleri bir düşünsel atmosfer yaratıyorlar. Oysa bu toprakların bir değeri olan Hrant'ın şu sözlerine kulak verseler, bugün Amerika'nın paralı askeri konumuna gelen PKK-YPG ile aralarına vesafe koyacaklar. Amerika, Türkiye'nin kuzeyinden çekiliyor diye gözyaşı dökmekten utanacaklar. Katledilmesinden 8 ay önce Malatya'da konuşan Dink, bakın Neler diyor? Geçmişte İngilizlerin, Fransızların, Almanların şu topraklar üzerindeki oynadıkları rol neyse bugün aynısı tekrarlanıyor. Geçmişte Ermeni halkı onlara güvendi. Kendilerini Osmanlı'nın zulmünden kurtaracak sandılar ama yanıldılar. Çünkü onlar geldiler, kendi içlerini, kendi hesaplarını yaptılar, çekip gittiler ve burada kardeşi kardeşle kan içerisinde bıraktılar ve bugün Kürtlerin yaşadığı aynı şey Amerika bu gelir, o kendi hesabını yapar, işine bakar, iş bittiğinde de çeker gider. Hrant bölgemizde oynanan oyunu tarihsel dayanaklarıyla saptıyor, emperyalizm gerçeğine dikkat çekiyor ve maalesef Hrant gibi bir değere sahip çıkmak da emperyalizmin oyuncağı olmak için can atan bu marjinal tayfaya kalıyor. Bidon kafalılar. En son söyleyeceğimi baştan diyeyim. Allah kimseyi Yılmaz Özdil'in durumuna düşürmesin. Sen kalk yıllarca din tacirleri üzerinden toplumun bir kesimini ötekileştirip bir mahallede köşe kap. Ardından da her cümlenle sınırlarının güçlendirdiğin o mahalledekileri potansiyel müşteriye çevir. Yazana mı, yolunacak kaz yerine konulmaya gönüllü olana mı kızalım bilemedim. Ama Atatürk ve Sofra kitabında yazdığı şu cümleye takılmadan da edemedim. Mustafa Kemal Atatürk kuru fasulyeye bayılırdı. Her gün yese bıkmazdı. Çağdaş siyasetin kaybedeni CHP Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi hakkında pankart açan o tür öğrencileri Beştepe'de kabul eder. CHP rahatsız olur. Fazıl Say konserine gider CHP'nin içi içini yer. Hem kutuplaşmadan yakınırlar hem de ülkeyi ikiye bölmek için her türlü sefilliği yaparlar. Bir yandan normalleşme normalleşme diye feryat ederler, diğer yandan sinsice gerginliği artırırlar. Bunun son örneğini CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in açıklamalarında görüyoruz. Ne diyor Özel? Yüz akımız fazla say çizgisini korumaktadır. Muhalif sanatçılara karşı kullandığı dil düşünüldüğünde geri adım atan Erdoğan'dır. Bir mağlubiyetten söz edilecekse Cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarından çağdaş sanata karşı Erdoğan'ın mağlubiyetinden söz edilebilir. Lafı hiç eveleyip gevelemeye gerek yok. Bu ülkenin tek kaybedeni bu tipler olduğu sürece CHP'dir, CHP olacaktır. Murat Kelkitlioğlu, Yeni Birlik